Bernard Shaw. Tahminler değil, istekler ruhun gıdasıdır. İsteklerimdir beni yaşatan, doyum ölümdür. İnsanlar gerçekten neden ölür bilir misin? Tembellikten, inanacak bir şey bulamamaktan ve hayatı yaşamaya değer kılmayı becerememekten. Ölümcül yedi. Yiyecek, giyecek, ısınma, kira, vergi, saygınlık ve çocuklar. Paradan başka hiçbir şey bu yedi değirmen taşını insanların sırtından kaldıramaz. Ve bunlar kalkmadıkça da insanın ruhu yücelmez. Eski kafalılar, para ne kadar kıt olursa ruh o kadar yüce olur sanırlar. Gençler öyle düşünmüyor neyse ki. Oysa ruh pahalıya patlar insana. Otomobil almaktan çok daha pahalıya. Günümüz dünyasının sorunu şu. Modası geçmiş lokomotifleri ve dinamoları atabiliyoruz da eskimiş ön yargıları, eskimiş gelenekleri, eskimiş dinsel ve siyasal yasaları bırakamıyoruz. İnsanın neyi eksikse onu gözünde büyütür. Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler, parası bol olanları çok mutlu sanır. Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil. Yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Adalet ve merhamet görecelidir. İnsanın kaplan öldürmesine spor, kaplanın insan öldürmesine vahşet, canavarlık diyoruz. Suç ile adalet arasındaki ayrım da bundan başka bir şey değildir. İnsanlar adaletle değil, yasayla ya da inandırmayla yönetiliyor. Ben bir eşkıyayım. Zenginleri soyarak geçiniyorum. Ben de bir centilmenim. Yoksulları soyarak geçiniyorum. 60'ına geldiğinde 20'sinden 10 kat daha zenginleşmiş birçok kişi bulabilirsin. Ama 10 kat mutlu olduklarını söyleyebilir misin? Bilmek değildir, bir gerçeğin içinde olmak. Yoksa deniz konusunda coğrafyacılardan, doğa bilimcilerden daha bilgili olurdu balıklar. Sağlığını tüketinceye kadar kullan. Sağlık bunun için. Neyin varsa bitir ölmeden önce ve sakın yaşam süreni aşmaya kalkma. Bu dünyada ilerleyen kişiler kolları sıvayıp istedikleri şartları arayan, bulamayınca da onu yaratan kişilerdir. Gerçek şu: özgürüm, sağlıklıyım, mutluyum ve patlıyorum sıkıntıdan. Özgürlük sorumluluk getirir. İnsanların çoğunun özgürlükten korkması bundandır. Geçmişin anılarıyla değil, geleceğimizin sorumlulukları ile akıllanırız. Teşekkürler. Bernard.